İyi akşamlar sayın seyirciler. Bakış Açısı programı ile karşınızdayız. Tabii ki uluslararası çerçevede yaşanılan bir sağlık sorunu var. Korona-19 tüm dünyanın, tüm insanlığın şu anda gündeminde. Biz programımızın ilk bölümünde korona-19 ile hem Almanya hem dünyanın mücadelesini hem sağlık çerçevesinde hem de siyasi çerçevede değerlendireceğiz. Sonrasında tartışılan önemli bir konu korona-19'la mücadele çerçevesinde uluslararası kuruluşların bu konuda yetersiz kaldığına yönelik eleştiriler var. Bilhassa Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler noktasında. Bunu değerlendireceğiz. Evet, korona-19'dan dolayı oysaki uluslararası çerçevede birinci gündemdi. Ama şu anda ikinci, üçüncü gündeme düştü. Mülteci sorunu var. Avrupa Birliği'nin burada mülteci politikaları çok yüksek bir sesle eleştiriliyor, ifade ediliyor. Bunu değerlendireceğiz. Bir de Almanya'nın mülteci sorununa yönelik mülteciler arasından yalnızca çocukları kabul edeceğine dair açıklaması çok büyük bir eleştiri geldi. Bu konuda çok büyük bir eleştiri geldi kamuoyu nezdinde. Hem uluslararası çerçevede de. Almanya neden böyle bir adımı atmak istedi? Bunun sebep-sonuç ilişkileri neler olabilir? Bunları değerlendireceğiz. Kimlerle konuşacağız? Sayın Özlem Alev Demirel, Avrupa Parlamentosu Sol Parti Milletvekili. Sayın Durmuş Yıldırım, Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı ve Sayın Gönül Eğlence, Yeşiller Partisi Kuzey Renvesfalya Eyaleti ve aynı zamanda Essen İl Başkanı. Sayın Eğlence programımıza şu anda sağlık probleminden dolayı Skype ile bağlanacak. Diğer bir konuğumuz Uluslararası Türk Demokratlar Birliği Başkanı Bülent Bilgin'di. Sayın Bilgin şu anda yaşamış olduğu bir rahatsızlık sebebiyle katılamayacağını ifade etti. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet, ben stüdyo konuklarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Sayın Demirel, sizinle başlayalım. Korona-19 şu son birkaç haftadır tüm dünyanın gündeminde. İnsanlık büyük bir sınav veriyor. Hem sağlık çerçevesinden büyük bir sınav veriyor. Hem sosyolojik yaşamı çerçevesinde çok önemli bir sınav veriyor. Ve insanlık bu sınavı verirken de siyaset ve siyaset kurumu bir şekilde bu sorunun da sonuçları çok ağır olmamak üzere hem sosyolojik anlamında hem siyasi çerçevede hem de iktisadi çerçevede önlemler almaya çalışıyor. Uluslararası Siyaset Kurumu'nun bu konuda yetersiz kaldığı ifade ediliyor. Uluslararası kuruluşların başta Avrupa Birliği olmak kaydıyla yani bünyesinde bulunduğunuz Avrupa Birliği de olmak kaydıyla büyük bir eleştiri almış durumda. Siz yaşanılan bu korona-19'la ilgili hem Almanya'da hem Avrupa'da hem de dünyada korona-19'la ilgili mücadeleyi hem iktisadi anlamda hem de siyasi anlamda nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor ki şu an yaşadığımız süreç gerçekten bir sıra dışı süreç, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. İşte Çin'de başlamak üzere bu koronavirüsü, COVID-19 virüsünün yayılması ve şu an Avrupa'nın merkezinde oturması ve gerçekten bütün Avrupa ülkelerini etkilemesi, Avrupa ülkeleri içindeki bazı siyasi kararlara neden oldu. Bazı bu kararlar arasında işte dışarıya çıkma yasağı bazı ülkelerde veyahut da kontakt yasağı gibi uygulamalar hayata geçirildi. Şimdi her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor ki bu koronavirüsü üzerine
Birçok değişik ses şu an duyulabilmekte ve asıl olarak gerçekten bilimin, tıpın bize verdiği bilgileri ciddiye almak gerekiyor. Şimdi bazı kanallarda mesela işte şu veyahut da bu komplo, bu kurgu vesaire düşünceleri de oluşuyor. Hayır, cidden bir dünyada bir virüs dolaşmakta ve bu virüs bilinmedik bir virüs. Daha doğrusu bunun önce bir süreci vardı SARS virüsü olarak. Bu da biraz daha değişmiş bir virüsü olarak karşımıza çıkan bir virüs ve bu virüse karşı bir ilaç, Almanların dediği gibi bir aşı şu an yoktur. Ve bundan dolayı bir zorlama sürecinden geçiliyor. Çünkü şu virüsün tehlikeli olduğu nokta işte özellikle başka hastalıklarda olan insanlar, başta nefes organlarında hastalıkları olan insanlar veyahut da yaşlı olan insanlar için, kronik rahatsızlıkları bulunanlar. Kronik rahatsızlıkları olan insanlar için tehlikeli bir ciğer iltihabını, Lungenentzündung'a çevirebiliyor. Ve şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmakta değişik Avrupa ülkeleri. Bu başta İtalya'da kendini çok sert bir biçimde ortaya koydu. Hastanelerde ve sağlık sistemindeki altyapı son yıllarda işte özelleştirme siyasetiyle birlikte, kısıtlama politikalarıyla birlikte, intensif yani yoğun bakım istasyonlarının azaltılmasıyla birlikte hastanelerin altyapısı bunu kaldıramama tehlikesiyle karşı karşıya durmakta. İtalya'da bunu yaşıyoruz. İspanya'da şimdi bu adımı geçildi zaten. Bundan dolayı işte siyaset bu virüsün yayılmasını biraz daha yavaşlatmak için bazı adımlar, önlemler için işte mesela evde kalma, okulları kapatma gibi yöntemlere başvurdu. Ve şu süreçten geçiyoruz şu an. Ama şunun altını çizmek gerekiyor ki tartışılacak bir nokta varsa eğer. Çünkü bazıları işte çok tartışmak istiyor. Yok, bunun arkasında bir plan var, bir proje var, şu var gibisinden tartışmalar var. Tabii ki bazı uygulamalar, bazı özel haklar, insan hakları sürecindeki bazı şeyleri tartışabiliriz. İşte ama asıl sebeplerinden birisi sağlık sisteminin işte daha fazla bir pazar unsuru olarak son yıllarda yer almasından kaynaklanıyor. Yani ne demek istiyorum pazar unsuru olarak? İşte hastanelerde özelleştirilmesi. Ya özelleştirmeler sadece değil, özelleştirmekle birlikte de tabii ki işte bazı ekonomik kriterlere yönelik hastanelerin çalışması. Bu bir sıkıntı olarak kendini yansıtıyor. Neden yansıtıyor? Çünkü eğer bir hastanede bir ticarethane olarak işlemek zorunda kalırsa o hastanede işte yok fazladan bir olağanüstü durum için yatak tutma eğilimi olmaz. Yok işte daha gerektiğinden fazla arka planda işte bakıcı eğitmenliği yapılmaz. İşte fazla kar vermeyen hastalıklara yönelik araştırmalar yapılmaz. Ve bunu şu an yaşıyoruz. Ondan dolayı belki Sayın Demirel, bu söyleminize somut örnek olması açısından sözünüzü kestim, özür dilerim. Buradan Almanya'ya geçmenizi isteyeceğim. Şimdi İtalya şu anda dünyada vaka sayısı olarak ve ölüm sayısı olarak baktığımızda vaka sayısı olarak üçüncü ama ölüm sayısı açısından birinci sırada. Bunu iki sebebe bağlıyorlar. Bir, 2006 yılından itibaren, 2002 krizinden sonra, 2006 yılından itibaren ülkedeki sağlık sektörünün yani devlete bağlı olan hastanelerin %79'unun yanlış özelleştirme politikaları çerçevesinde özelleştirilmesi ve özelleştirme sonrasında da hastaneleri alan kuruluşların gerekli rehabilitasyona, yenilemeye, yatırıma gerekli önemi vermemesi, biraz önce ifade ettiğiniz gibi kar çerçevesinde düşünüp personel kısıtlamasına gitmesinin sonuçlarını şu anda İtalya sağlık sektörü olarak yaşıyor diyor. İkincisi ise Almanya'nın Avrupa ülkeleri arasında vaka sayısı yüksek olmasına rağmen ölüm sayısının az olması, bir, sağlık sisteminin diğer Avrupa ülkelerine yönelik daha güçlü olması, özelleştirme çerçevesindeki vakasının daha farklı bulunması ve
Şu anda Avrupa, diğer Avrupa ülkelerinde uygulamalardan daha hızlı bir şekilde hareket etmesi artı yoğun bakım ünitesinin daha güçlü olması gibi birçok ifadeler var. Siz bunlara katılıyor musunuz? Gerçekten kıta Avrupa'sında ki vakalara baktığımızda Avrupa gerçekten, Almanya gerçekten bu anlamda ifade edildiği gibi virüsle mücadele anlamında başarılı bir ülke mi? Şimdi bakınız Avro krizinden sonra ve Avrupa Birliği'nin kendine verdiği bazı Avro'yu stabilize edebilme mekanizmalarından dolayı Avrupa Birliği çerçevesinde sadece 2011 ile 2018 yılları arasında Avrupa Komisyonu tarafından değişik Avrupa Birliği ülkelerine sırf 63 kere sağlık sisteminde kısıtlama veyahut da özelleştirme politikasına gitme çağrısında bulunuldu Avrupa Komisyonu tarafından. Çünkü işte daha farklı neoliberal bir sistem altında özelleştirmelerle birlikte daha farklı bir siyaset yapmak istedi. Bunu mesela Avro krizi sürecinde İtalya, İspanya, Yunanistan, Bunun yanlış olduğunu söylüyorsunuz, yani eleştiriyorsunuz. Bu siyaseti eleştiriyorum, evet. Tamamen eleştiriyorum. Avrupa tabii parlamenteri ki olarak eleştiriyorsunuz. Tabii ki Avrupa, evet, Komisyonu'nun ve Avrupa Birliği'nin kendine verdiği bu mekanizmanın tamamen halkların çıkarında olmadığını biz sol parti olarak her zaman söyledik. Evet. Ve şu an kendini yansıtıyor bu zaten, evet, siyasette. Şimdi böyle bir siyaset sonucuyla mesela İtalya'da, son yıllarda da mesela kriz tartışmaları, İtalya'nın borçlanma süreci vesaire tartışmaları da yaşandı Avrupa Birliği çerçevesinde. Bu kısıtlama siyasetleri dayatıldı bazı devletlere. Şimdi Almanya'ya gelecek olursak, şimdi Almanya'nın sağlık sisteminde de kısıtlamalar yapıldı. Özelleştirmeler yapıldı. Birçok hastane özelleştirildi. Birçok hastane kapatıldı. Kapatılmadı değil. Evet, Almanya'nın şu an yatak sayısı mesela İtalya'ya nazaran daha yüksek. Yani yatak derken hasta, evet, yatak sayısından yoğun bakım bahsediyorum. Ünitesi daha biraz fazla. Daha yüksek olmasına rağmen Almanya'da da kısıtlandı bu son yıllarda. Hatta Bertelsmann Vakfı, Karl Lauterbach, SPD Bundestag sağlık, SPD Alman Federal Parlamento sağlık uzmanının vesaire yaptığı çağrılar vardı. Almanya sağlık sistemi çok yeni modern şartlar altında işlemiyor. Bizim aslında hastanelerin ve yatak sayının %50 indirmemiz gerekiyor ve daha fazla kalifiye hastaneler yaratmamız gerekir diye tartışmalar vardı bundan 6 ay önce. Bu bütün basında da geçti, ana haber merkezlerinde de geçti. Yani Almanya'da da bu tarz uygulamalar daha da sert bir biçimde getirilecekti. Belki biraz şanslı çıktı Almanya ki yani bu süreç daha tamamlanmamıştı. Yani, evet, bunun da altını çizmek gerekiyor. Şimdi bazı bilim adamları, şimdi şunu söylemek gerekiyor. Her şeyden önce koronayı değerlendirirken bizim hani ben şunu sanıyorum da bunu sanıyorum demek doğru değil, bilim adamlarının söylediklerini, bilim insanlarının söylediklerinin altını çizmek gerekiyor. Bazı açıklamalarda şu deniliyor ki Almanya'nın sisteminde biraz daha fazla hani test, daha hızlı bir test sistemi olduğu için biz biraz daha diğer ülkelere nazaran daha fazla ne kadar insana bu hastalığın bulaştığını daha yakından değerlendirebiliyoruz. Ki Almanya'da da birçok insanda bu virüs bulunabilir. Ve bunun farkına bile varılmayabildiğin altın çiziliyor. Yani şunu demek istiyor ki sizde, bende, başkasında biz hiç hissetmeden bu virüsü yaşayabiliriz. Bu virüs herkes için ölümcü veyahut da işte çok ağır hastalıklara yol açan bir virüs değil. Bazı kesimleri çok tehlikeli geliyor. Ama birçok ülkede yeterince test yapılmadığı için gerçekten kaç insanın bu virüs içinde barındırdığını bilinmediği altını çiziliyor. Almanya biraz daha fazla test yaptığı için belki bu sayıya daha yakın yaklaşabildiğinin altı çiziliyor. Yani şimdi belki bunu diyebiliriz. Bundan dolayıdır ki belki ölüm sayısı daha Almanya'da düşük. Hı hı. Ama bilim adamları şunu da söylüyor. Biz Almanya'da da yani daha sürecin başındayız. Sürecin sonunda veyahut da ortasında değiliz. Bunun da altını çiziyorlar. Yani bu şu an böyle diye böyle kalacak diye bir sonuç da yok. Bir başka çok önemli nokta ise bu hastalık için hava kirliliği ve doğa çevre kirliliği açıklanıyor. Mesela İtalya'da çok yoğun bir biçimde
bu hastalığın işte büyük insan topluluğunu vurduğu ve hatta ölümcül sonuçlandığı bölgelerin birçoğunda mesela hava kirliliğinin olağanüstü yüksek olduğu altı çiziliyor ve bu bölgelerde mesela insanların nefes organlarında bilindik veyahut da bilinmedik daha fazla nefes hastalıkları olabiliyor ve bu insanlar bu virüsten daha farklı etkilenebiliyor. Evet. Yani bu da çok önemli bir şey. Doğa ve çevre politikasında, hava kirliliği konusunda da önümüzdeki dönemde daha farklı bir siyaset izlenmesi gerekiyor. Evet. Sayın Yıldırım, sizin de bu konuda düşüncelerinizi almak istiyorum. Arkadaşlar, Sayın Eğlence hazır mı? Alalım mı yayına Sayın Yıldırım'dan önce? Sayın Yıldırım, Sayın Eğlence, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bir seyahatten döndünüz. Seyahat sonrası karantinaya aldınız kendinizi. Geçmiş olsun. Umarım en kısa sürede sağlığınıza kavuşur ve normal yaşamınıza dönersiniz. Tüm insanlık normal yaşama döner. Sayın Eğlence, biz şu anda Korona-19'la Almanya'nın nasıl bir mücadele verdiğini, Avrupa'nın nasıl bir mücadele verdiğini, hem Almanya hem Avrupa bu konuda başarılı mı konuşuyoruz konu başlığı olarak. Sayın Demirel, sözünü bitirirken duymuşsunuzdur. Bu hastalıkla, Korona-19'la mücadelede çevre çok önemli demişti. Onun için ben sizi hemen Sayın Eğlence'yi yayına alalım dedim. Çünkü sizin Yeşiller Partisi olarak en büyük hassasiyetiniz bu noktada. Buyurunuz, sizi dinliyoruz efendim. Hassasiyetlerimizden bir tanesi olarak tanımlayabiliriz. Evet tabii ki. Ya şimdi şöyle, Covid-19 virüsü hakkında gerçekten henüz hiçbir şekilde yeterince bilgiye sahip değiliz. Açıkçası ben de sadece okuduklarımı aktarabilirim. Dolayısıyla hani bir bilim insanıymış gibi tıp insanıymış gibi okuduklarımı size aktarmaktansa daha çok siyasi boyutuyla bir bakmayı tercih ederim. Lütfen buyurunuz. Bunun siyasi boyutu ise yani şu anda Sayın Demirel'in de dediğin, en son onu duydum, şeye katılıyorum. Gerçekten daha biz bu olayın başındayız ve hat safhasını muhtemelen bir iki hafta içerisinde, belki de bir iki ay içerisinde daha geleceğiz. Ve büyük bir olasılıkla önümüzdeki bir iki yıl içerisinde sürekli bu virüsle bir şey, öyle ya da böyle, o şekilde ya da bu şekilde uğraşacağız. Bunun tabii ki eğer uzun vadede değişik sıkıntılar yaratabilecek. Yani bu eğitim konusunda başlar, okullar kapandı. Okullar kapandıktan sonra okul bitirme sınavları erteleniyor ya da ertelenmiyor. Şu anda 3 haftalığı, 3 hafta abitur testleri 3 hafta ertelendi ama diğer okul bitirme, 10. sınıf bitirme sınavları sadece bir 5 gün ertelendi. Dolayısıyla yani okullarda okullara gidemeyen çocuklar ailesi tarafından yeterince ailesinin yardımcı olamayacağı çocuklar ya da işte evlerinin müsait olmadığı yerlerde kalan çocuklara çok büyük bir haksızlık oluyor burada aslında. Bu sınavların tamamen ortadan kaldırılmaması ya da ertelenmemesi gerçekten bazı çocukların gelecekleriyle şu anda oynuyor. Öte yandan bunun şeyi tarafı var tabii ki. İşte insanlar, bazı insanlar artık şu anda işlerine gidemiyorlar karantinaya alındıkları için. Kira ödemekte sıkıntılar yaşanıyor. Daha bugün şey haberini görüyoruz. İşte Adidas gibi, H&M gibi büyük zincir şirketleri kira ödemekten kendilerini arındırmışlar. Yani kira ödemiyorlarmış. Şirketlerinin mağazalarının yerine. Ama Ali Bey, bir Eşref Bey, bir Ayşe Hanım hala kirasını ödemek zorunda ve bu tip durumlara
Evet, bir takım çözümler arandı ve bir takım uygulamalar yapılıyor Almanya'da, ama yani bunların uzun vadede çok çok büyük sorunlar yaratacağından eminim. O yüzden ben bu boyutunu konuşmak isterim. Sayın Eğlence, peki Almanya'nın yaşanılan bu süreç çerçevesinde biraz önce konuşmanızın sonunda ifade ettiniz. Almanya'nın açıklamış olduğu iktisadi paket olumsuz mu, yetersiz mi? Hayır, olumsuz ya da yetersiz, olumsuz demedim. İyi bir ilk adımdır diye düşünüyorum. Ama bunun uzun vadede yeterli olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz ve sanırım bazı yerlerde, bazı noktalarda eklemeler yapılması gerekecek yani. Şu an için alınmış adımlar iyi, alınması gereken adımlar da en azından. Ve bundan sonra da bazı kitlelere daha fazla odaklanmamız gerekiyor. İşte bunlar gelir düzeyi düşük insanları daha fazla gözünün önünde bulundurmak gibi şeylerden bahsediyorum. Sayın Eğlence, Sayın Demirel'e bir söz vereyim. Sonra Sayın Yıldırım'a döneceğim. Sayın Demirel sanırım bir işe ilave edecek. Buyurunuz. Evet, iktisadi paketi eğer konuşacaksak tamamen yetersiz. Yani bu zaman içinde gösterecek kendisini demek belki biraz yetersiz kalır. Çünkü şu açık ortada, mesela yani evet, milyarlar düzeyinde mesela işte özellikle şirketlere vesaire yapılacak paketler açıklandı, ama normal çalışan insan için, yoksul olan insan için, şu an Hartz IV'den geçinen insan için, küçük işletmeye sahip olan insan için, işte zorla selbstständige dediğimiz, işte kendi sanatıyla yaşayan ama hiçbir yerde yani bir faturalı, anlaşmalı bir sözleşmeli bir iş sahibi olmayan insanlar için tamamen şu an bir ekonomik çok müthiş bir derecede bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. Mesela şunu bahsedeyim. Mesela hükümet her zaman bu sosyal alanda konuşulurken iktisadi paketin içinde Kurzarbeit olduğunu, yani kısa çalışma sürecinin ödeneceğini açıklıyor. Kısa çalışma süreci içinde bulunan işlere maaşının %60'ı ödeniyor. Eğer çocuklu aileysen %67'si ödeniyor. Şimdi bu diğer geçtiğimiz ekonomik kriz sürecinde mesela özellikle metal sektöründe kullanılan bir mekanizmaydı. Orada biraz düşürdüler. İş saatlerini düşürdüler. Mesela daha yüksek ücretli iş yerleri olarak burada bir biçimde işledi ve çalışması, yani mekanizmasını oturttu. Ama şu an hiç çalışamayan insanlardan bahsediyoruz. Mesela Hauntem'den bahsetti Gönül Eğlence. Hauntem'deki işçiler şu an çalışmıyor ve bunlar düşük ücretli işlerde çalışan insanlar, zaten yani ay sonunu zar ve zor geçirebilecek insanlardı gelirleriyle. Şu an onlara sadece maaşlarının %60'ını vermek demek, bu insanlara eğer bu 3 ay, 4 ay, 2 ay bu süreçte bırakırsak, bu insanlar için tamamen ekonomik kriz kendini vurmuş Evet. olacak ve yansıtacak. Yani bu anlamda iktisadi paketi konuşacaksak tekrar ve tekrar Almanya hükümeti işte büyük işletmelerin derdini çok çabuk gördü. Hemen reaksiyon gösterdi. Ama normal halkın, işçinin veyahut da küçük işletmelerin derdini maalesef Evet. tekrar görmedi. Sayın Yıldırım, buyurunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ekranlar başında bizi seyreden bütün seyircilerimize sevgilerimizi, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, esas mülteci konusundan daha ziyade o unutuldu. Onu gündeme getirirken biz de Covid'le aynı şekilde koronavirüsle başlamış olduk. Gerçekten yakın zaman içerisinde dünyamızda bir takım felaketler yaşandı. İşte depremler, çiğ felaketi, sel felaketi. Maalesef insanlar buna karşı bir şey yapamıyor. Bilim, teknoloji de bir şey buna karşı yapamıyor. Ama bugün de hepimizin şahit olduğu ve konuşulduğu koronavirüs veya Covid-19 şeklinde lanse edilen bir bela ve musibetle karşı karşıya bütün insanlık. Bütün insanlığı maalesef tesiri altına aldı. Ekonomik anlamda ve evlere kapattı. Tabii bunun sebep ve neticeler üzerinde bugün herkes bir şeyler söylüyor. Biz de dinliyoruz. Tabii ki biz bir bilim adamı değiliz ama bugün gördüğümüz yansımalarını kendi çapımızda değerlendirmek bize göre önemli olan. Ama dediğimiz gibi bu virüs
gerçekten çeşitli bununla ilgili senaryolar var, komplo teorileri var, çeşitli spekülasyonlar var. Bunun siyasi boyutu var, iktisadi boyutu var, insani boyutu var. Bunlar tek tek analiz edilmesi lazım. Ama somut bir gerçek var, ölüm var. Evet, ama şu anda görülmemiz lazım. Yani insanoğlu ölümlü bir varlık. Yani hayır, ondan yani kaçamayacağız. Şu anda evet. Yani şu anda somut olarak önümüzde birçok şeyleri konuşabiliriz ama şu anda görünen yani tüm dünyayı sarmış olan bu hastalığın insan ölümüne sebebiyet vermiş olması. Evet. Her türlü öyle veya böyle insanoğlu ölecek ama tabii ki burada insanoğlu tedbirini almak durumunda. Takdir Allah'a aittir. Bu noktada işte şu ana kadar söylenen belli tedbirler, evde çıkmayın, elinizi yıkayın, temizlik vesaire, bunlar insanoğlunun zaten yapması gereken hassas noktalardı. Bunlara dikkat çekiliyor ama tabii ki Çin'den başlandı dendi. İşte oradan tekrar Çin şu anda atlattı. Tekrar lokal bir sisteme dönüyor. Önümüzdeki haftalarda okulunu açacak pazartesi itibaren. Ve tekrar bize gelmez, bize bir şey olmaz diyen ülkeler ve kendilerini gerçekten dünyada bilim noktasında, teknoloji noktasında üstün gören ülkeler ve özellikle Amerika ve Avrupa şu anda buraları sarmış durumda. Ve katılıyorum Sayın Demir Hanım'ın dediği gibi daha başında olarak ben de görüyorum. Hani Avrupa'yı ciddi anlamda da hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda sarsacağı kanaatini yaşıyoruz. Ve Avrupa Birliği ülkeleri de buna hazırlıksız yakalandığı noktasında gözüküyor. Ve Avrupa Birliği olarak adlandıran ülkelerin de bu noktada bir dayanışmasının olmadığını da görüyoruz. Yani biraz narsist davranır noktalara doğru da gittiklerini görüyoruz. İşte hemen bu ülkelerin sınırlarını kapatması ve sağlık noktasında bir ülke tarafına ihraç edilen maskelere, sağlık malzemelerine el konulması vesaire, bunlar gösteriyor ki önce kendi çıkarları yani noktasından. Yani milliyetçilik ırkçılığa dönüştü. Yani ırkçılığa dönüşür noktadan bir duruma geldi. Bunun elbette ki tesirler olacak. Biz tabii ki her şeyden önce biz kendi milletimiz için söylüyoruz. Biz millet olarak inançlı bir milletiz. Eninde sonunda öleceğiz ama tabii ki burada bir Müslüman olarak da bir insan olarak da her şeyden önce yaşamanın mücadelesini vermek durumundayız. Bunun için de bu koronavirüse karşı bilim adamlarının özellikle ve aynı zamanda federal ve eyalet yetkililerinin bu konuda uzman olan insanların kararlarına, tavsiyelerine uymak gerekir. Bundan bir şekilde inşallah bütün insanlık birlik, beraberlik içerisinde korkuya, panaya kapılmadan bunun neticesinde bu psikolojik de insanlar üzerinde büyük tesir oluyor. Bugün caddeye çıktığınızda bir kısım alışverişe gittiğinizde görüyorsunuz o arada konan mesafeler vesaire. İnsanlar birbirini gördüğünde yoldan değişiyor, kaldırım değişiyor. Bunların tabii yansımaları da psikolojik anlamda olacak. Bu doğrultuda tabii ifade edildi. Yani bugün bunun birler için de faydaya dönüşüldürdü. Burada belli bir sektörler var. Sağlık sektöründe belli kimlerin yaptığını dünyayı biliyor. Dünyada belli bir sektörün elinde bu sağlık sektörleri de. Onlar zamanla işte hastane yaptırıyor, bir hastalık çıkartırıyor vesaire. Akabinde de böyle bir şeyle tekrar insana kurtarıcı gibi geliyor. Bugün bu virüs gider, bir başkası gelir. Bu maalesef devletler arasında, milletler arasında da bu bir üstü kapalı savaş mı diyelim, bir yarış mı diyelim, bir kavga var. Bu kavgada herkes birbirini artık bu işi biyolojiye döndürdüler. Ne kadar askeri anlamda güçlü olan ülkeler görüyorsunuz. Ufacık bir virüs karşısında ne kadar bir perişan olduklarını ve buna çare üretemediğini, bilimin de artık ilimin de buna çare üretemediğini görüyoruz. Bu noktada insanlar biraz tefekkür etmeli, muhasebe etmelidir diye düşünüyorum. Ben biraz insani boyutuna bakmak istiyorum. İnsan olarak insanlık gerçekten öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlığını unutmuş. İnsan haklarında uzaklaşmış, zulüm dünyaya payidar olmuş, güçlü olan mağdur ve mazlumlara hükmediyor. Böyle bir dünyada elbette ki azan bir topluma, bir toplumda öyle deniyor, bir tuğyan, bir zulüm, bir insanlık dışı olaylar olursa o zaman o topluma bir tufan gelir. Yani bir musibet gelir. Bugün karşılaştığımız bu musibetinde mutlaka ben ilahi bir yansıması, kazabı ve ikazı olduğu kanaatindeyim. İnsanoğlu işte biraz önce söylendi, çevreyle siz oynarsanız, ekolojik dengeleri bozarsanız, Cenab-ı Allah bu kainatı yaratmış, insanları yaratmış ve bir sistem koymuş. Siz bu sistemlerle oynamaya çalışırsanız veyahut da bu sisteme baş kaldırmaya çalışırsanız
bunlarla karşılaşacağı insanoğlunun muhakkaktır. İlim adamlarının da dediğine göre insanoğlunun başına ne gelirse gelsin hep kendi kazandıklarındandır. Hani hep haktandır diye söylenir şairler. Başına ne gelirse gelsin insanı haktandır. Fakat sebebi haktan ayrılmaktandır. Bir toplum, bir insanlık alemi haktan, hukuktan ayrılır da sadece güçlülerin hakim olduğu küresel bir anlamda işte biz yeni bir düzen sağlayacağız zihniyetiyle hareket edilirse bunun temelinde de bu kavganın yansımalarını görüyoruz. Yani bugün bu Çin'e yapılan, Çin'den çıkması, Çin'in ekonomisini batırmak, işte İpek yoluna hakim olan o İpek yolu ticaret yolu mücadelesi var biliyorsunuz dünyada. Orada Çin, İran, Türkiye ekseninde Hindistan'ın da içine girdiği bir hatta 63 ülkeyi bağlayan bir İpek yolu, ticaret yolu var. Oranın işte kavgası var. Amerika biz de buradan söz sahibi olalım Amerikan iş adamları ve onların yansımaları. Evet. Artı şu anda ciddi anlamda Akdeniz'de bir kavga var. Oraya petrol ve gaz yatakları için bütün dünyada devletler, milletler oraya gözünü dikmiş ve orayı karıştırarak bunların şeyi altındalar. Tabii şu ana kadar da Soner Yalçın'ın da bir kitabı var bu noktada. Bir Sözcü gazetesinde okumuştum. Bir kitabı da var bu ilaçlarla ilgili Kara Kutu diyerek. Kara Kutu. Evet, evet Kara Kutu. Aşı ve aşılarla ilgili evet, yazılıyor. Onu okumadım ama onun oradaki açıklamalarını okudum. Ön sözünü vesaire yazmıştı. Orada da açıkça bunları hangi sektörler, kimlerin, hangi dünyayı yöneten o güçlerin bunları ortaya koyarak işte ondan sonra bu aşıları, bu malzemeleri, Türkiye ile de ilgili o büyük hastanelerin yapıldığını, onlara bütün malzemelerin bunların verildiğini, bir ticaret olduğunu. Ama tabii ki bunun faydasını da görüyoruz. O zaman niye yapılıyor vesaire deniyordu ama bunlar demek ki ihtiyaç. Önce sağlık, insanoğlunun sağlığına dikkat evet. etmesi ve kıymetini bilmediği zaman hadiselerden birisi. İnşallah bu musibetten bir hayır doğar. İnsani boyutundan, ilahi boyuttan bakacak olursak sizin bazı şer bildiğinizden hayır, hayır bildiğinizden şer olur deniyor. Bu insanı belki kendine gelir, tefekkür eder, birbirinin kıymetini anlar, aile kıymetini anlar, toplumun kıymetini anlayarak bu hayatı daha düzenli, daha adil bir duruma getirir. Biraz daha insani ve ilahi yönden değerlendirir. Evet. Reklama gideceğim. Reklamlardan sonra, aradan sonra diğer konu başlıklarımıza döneceğiz. Ama bu konuda söyleyeceğiniz varsa, Sayın Eğlence'nin de söyleyeceği varsa reklam sonrası alabiliriz. Ama şu var tabii ki. Yaşanılan bu Korona-19 gelecek süreçte insanlığı çok farklı bir çerçevede tekrar konuşacağı ve değerlendireceği bir husus. 1918-1920 yılları arası 2 yıl içinde de İspanya gribi vardı. Ve bu salgın da yaklaşık olarak o dönemde 49 milyon insanın ölümüne sebebiyet verdi. Her ne kadar adı İspanyol gribi olsa da İspanya'dan olan bir grip değildi. Amerikan askerlerinin, Avrupa'ya gelen Amerikan askerlerinden oluşan bir yayılan bir grip oldu. Araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ara sonrası karşınızdayız. Stüdyo konuğum Sayın Özlem Alev Demirel, Avrupa Parlamenteri Sol Parti Milletvekili Sayın Durmuş Yıldırım, Avrupa evet. Türk İslam Birliği Genel Başkanı ve Sayın Gönül Eğlence Yeşiller, Kuzeyren Vesfalya Eyaleti Hessen İl Başkanı. Sayın Yıldırım, araya gitmeden önce sözünüzü evet. kestim. Tamamlayın lütfen. Evet. Diğer konu başlığına geçeceğim. Evet. Buyurunuz. Şunları ilave etmek istiyorum. Bu buyurun. Avrupa ile ilgili bu koronavirüsün evet halen daha başında olduğunu, Avrupa'nın da bu konuda yetersiz kaldığını, Almanya'nın da yetersiz kaldığını bugün söyleniyor ki işte bugünkü basında da gördüm ben Ruhan Akrit'inde okudum. İşte evlere kadar testler, evdelerde vesaire yapılacak deniyor ama şu anda test noktasında da yeterli test yapamıyor Avrupa'da. Almanya'da yapamıyor. Evet sayılar yükseliyor. Mesela Dortmund'da bir vaka var bildiğim bir aile. Hastanede yatıyor kadıncağız ve ailesi
müracaat etmesine rağmen evde kalın, yapacağımız bir şey yok, test yapamıyorlar. Gelin evde yapın, yapamıyorlar. Hastaneye almıyorlar. Şu anda test tek çözüm olarak şeyi gösteriyorlar. Evde karantina, evde kimseye çıkmayın diyerek. Yani biraz önce de ifade edildi. Gerçek anlamda İtalya'yı vurdu, İspanya'yı vurdu. Ve şu anda da Almanya'ya da yavaş yavaş daha biliniyor, yavaş yavaş geliyor. Ve Amerika ciddi anlamda şu anda etkileniyor ve İngiltere'de aynı şekilde sokağa çıkma yasağına varana kadar önce bağışıklık sistemi aracılığıyla bu işleri yapacağını falan söylese de Başbakan Johnson şu anda kendisi de pozitif çıkarak bu işe müptela olmuş oldu. Ama işin bir ilginç yönü de bu virüsten en çok etkilenmeyen, bilmiyorum sizin o konuda bilginiz var mı? Afrika ülkeleri mesela şu anda savaşta olan da Orta Doğu ülkeleri o kadar oralarda fazla... Ama oralardan sağlıklı bilgi gelmiyor. Yok şu anda. Yani... Suriye'de bilene çok 3-5 tane 1-2 vaka olduğunu duydum ben. Ve Afrika ülkelerinde de Orta Doğu ülkelerinde çoğunda da ciddi anlamda yok. Ama evet Suud, Arap ülkelerinde bir kısmında oralarda da bu yönde gerekli tedbirler alındı. Ama Avrupa bu noktada hem tedbir noktasında hem de bu işi süreci yönetme anlamında eksikler kaldığını ve gördüğümüz gibi sağlık açısından da, doktor açısından, efendim araç gereç açısından da sıkıntılar olduğunu bütün dünyada da maalesef görüyoruz. Bakalım bunun etkisi daha birkaç ay sonra daha net bir şekilde gözükecek. Şu anda ciddi anlamda millet sosyal ortamda çekilmiş. Bütün efendim kafeler, efendim diğer bütün etkinlikler, faaliyetler durmuş noktasında. Sadece zaruri ihtiyaçlara binaen süpermarketler ve tabii ki ekonomik çarklarda dönüyor şu anda. Ekonomik anlamda özellikle Almanya bunu tedbirini alma yönünde gayret gösteriyor. İnşallah kısa bir süreçte atlatılır diye düşünüyorum. Sayın Eğlence? Evet buyurunuz. İlave edeceğiniz. Ses gelmiyor. Sayın Eğlence'nin sesi gelmiyor. Pardon, o benden kaynaklanıyordu. Evet buyurun. Beyefendinin değindiği iki konulara iki üç cümle söylemek istiyorum. Birincisi bu durumda ve bu konuda bir ilahi cevaptan ya da bir ilahi cezadan bahsetmek benim bakış açımdan en azından biraz tehlikeli gibi geliyor. İkincisi ise milliyetçiliğe mi dönüyoruz diye bir şeyler atıldı ortaya. Şimdi bazı konularda evet bu özellikle bu virüsle ilgili bir takım şeylerin ne kadar yanlış olduğunu ve ne kadar yanlış yürüdüğünü, işte sınırların kapandığını vesaire görüyoruz. Öte yandan ama şöyle haberler de var. Bu gerçekleri de söylemek gerekir. Daha bugün İtalya'dan hastalar İtalya Bergamo şehrinde tedavi göremeyen hastaları uçakla, özel uçaklarla Köln'deki bir hastaneye taşıyoruz şu anda. Dolayısıyla yani bazı şeyler sadece siyah beyaz değil, onu söylemek istiyorum. Onun dışında virüsle ilgili hep birlikte bir şekilde dayanışma içerisinde savaşıyoruz ve savaşmamız gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle gerçekten küreselleşme, her zaman küreselleşmeden bahsediyoruz. Bu virüs sayesinde ne kadar çok küreselleştiğimizin de farkına varıyoruz. Sayın Eğlence, bir dakika. Sayın Demirel bir şey söyleyecek. Sonra diğer konu başlığıyla sizinle devam edeceğim. Sayın Demirel buyurunuz. Belki çok kısa şunun altını çizmek gerekiyor. Bir önce dayanışma ruhuna gelecek olursak, evet yetersiz kaldı bu devletler. Yani İtalya tamamen uzun dönem bütün Avrupa Birliği ülkelerine başvurdu ve evet, Almanya ve hatta farklı Avrupa Birliği ülkeleri ancak şimdi hareket gösterdi ve yardım etti. Bunu eleştirebilmek gerekiyor tabii ki. Kaldı ki Almanya ve Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleri ondan önceki seneler Avro politikası çerçevesinde İtalya'ya ikide bir kısıtlama politikasını dayattı. Yani bunu açık söyleyebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama şunun altını çizmek gerekiyor. Bu krizde, sağlık krizi de kimi en kötü, en sert vuruyor, kimin için en büyük tehlikeyi ifade ediyor. Yani şunu hani biraz kederimizdir, olur olmaz diye tartışmaktan ziyade gerçekten somutluğa bakmak gerekiyor. Ve tabii ki daha maddi olana, daha büyük olan, daha farklı olanaklara sahip olan, villası olan insanlar için şu süreci yaşamak, bu süreçten geçmek daha farklı, daha kolay,
Daha hafif tabii ki bir virüs herkesi vurabilir. Bir herkes için eşit geçerlidir. Virüs ayırmıyor yani o konuda zengin misin, fakir misin diye. Ama bunun yansıması tabii ki bir yoksulu daha bambaşka vuruyor. Bu Türkiye'de de böyle, Almanya'da da böyle, Avrupa Birliği'nin değişik ülkelerinde de böyle, Amerika'da da böyle. Bu kesinlikle böyledir. Mesela bilmiyorum görmüşsünüzdür. Arnold Schwarzenegger'da sanırsam işte halka hadi evinizde durun çağrısını yaparken işte villasındaki Whirlpool'unda yatıyor. E ne olur iki haftada siz de kendi evinizde biraz şey yapın ya biraz evinizde oyalanın diyor. E tamam iyi kardeşim de senin Whirlpool'un var, senin kocaman bahçen var, sarayın var, farklı olanakların var. Sen durabiliyorsun. İki odada kalan altı kişilik bir aile için bu daha farklı bir şey hele çocukluysa. Maddi olarak sıkıntıları farklı. Evet test konusunda haklısınız. Yeterli demedim ben testler. Daha fazla test yapılıyor başka ülkelere nazaran. Mesela Afrika'da ne kadar test yapılıyor şu an size söyleyemem ben. Bilmiyorum belki Afrika'da da bu vaka yaygındır bilmiyoruzdur. Ama mesela test konusunda da yani tabii ki belirli bir katmandan geliyorsanız başbakansınız. Tabii ki bunun bazı açıklamaları gereksinimleri de olur. Anında testinizi yapabiliyorsunuz, günlük testinizi yapabiliyorsunuz. Normal bir işçiyseniz yine fabrikaya gitmeniz gerekiyor. Fabrikada üretimde yer alıyorsunuz, korkuyorsunuz, can korkunuz var. Ama yine de test yapamıyorsunuz belki. Bu Almanya'da da böyle, bu Türkiye'de de çok farklı olduğunu sanmıyorum. Mesela İspanya'da... Peki bu bağlamda müsaade ederseniz Sayın Demirel, Türkiye ile ilgili bir bağlantımız var. Tabii. Profesör Doktor Sayın Gaye Usluer hattımızda. Sayın Usluer... Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, programımıza hoş geldiniz. Sayın Usluer, şunu sormak istiyorum. Uzmanlık alanınıza girdiğinden dolayı insanlık tarihi bu virüse uluslararası çerçevede hazırlıksız yakalandı söylemine katılıyor musunuz? Ve Türkiye bu virüsle mücadelede istenilen mücadeleyi verebiliyor mu? Uluslararası çerçeve ve uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler olmak üzere bu virüsle mücadelede istenilen noktada mı? Sayın Osler buyurunuz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Herkese sevgi ve selamlarımı iletmek istiyorum sizin aracılığınızla. Şimdi şöyle, insanlık tarihinde salgınlar var tabii ki. Ama 21. yüzyılda olmamız artık hani bu salgınlarla daha güzel, daha etkin baş edebiliriz gibi gelirken, bugün 21. yüzyılda bu 4. salgın, biliyorsunuz 2003 yılında SARS var, 2012'de MERS var, 2009'da influenza domuz gribi var. Ama hiçbiri bu kadar geniş, bu kadar çok sayıda insanı etkileyen ve tüm ülkelerde bu kadar büyük alarma neden olan bir salgın yapmadılar. Şimdi salgınlara hazırlık tam manasıyla olamaz. Neden? Neyle karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl bir etken, nasıl bulaşıyor, kaç kişiyi etkileyecek, ölümcüllük oranı nedir? Ama sağlık sisteminizi bir salgında tam ve yetkin hale getirme durumunuz var elbette. Ve 21. yüzyılda bakıyoruz ki bugün dünyada en gelişmiş olarak gördüğümüz ülkelere, sağlık sisteminin en iyi olduğunu düşündüğümüz ülkelere bir salgın durumunda çok sayıda hasta ile karşılaşılma durumunda ister istemez en iyi durumda sağlık sistemlerinin çökebildiğini görüyoruz. Ancak yine dünyaya bütün baktığımızda sağlık sistemi iyi olan ülkelerin veya bilimsel yaklaşımı tam olan ülkelerin salgın süreçlerini yönetmekte daha başarılı olduğunu görüyoruz. Bu açıdan Türkiye nerede diye bakacak olursak, Türkiye kriz çıkmadan yani ilk hasta tanımlaması 11 Mart'ta yapılmadan önce yaptığı hazırlıklar iyi görünüyordu, yerinde görünüyordu. Ama ilk hasta tanımlandıktan sonra eksiklikleri görmeye başladık. Neydi bunlar? Türkiye karantina süreçlerinde istenildiği durumu oluşturamadı.
Ülkeler arası seyahat kısıtlamasını zamanında yeterli olması gerektiği gibi yapamadı. Örneğin salgın ortaya çıktıktan sonra baktık ki Türkiye'den 21 bin vatandaşımız umre ziyaretine gitmişler. Bunların 15 bini geri dön karantinasız memleketlerine dağılmış. Son 6 bini uygunsuz koşullarda karantinaya alındılar. Bunlar eksik taraflarımız. Ardından birçok ülkenin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün slogan haline getirdiği durum, yani test yap, daha çok test yap. Neden? Ne kadar çok test yaparsan o kadar hasta tanıyacaksın, hastayı tanımlayacaksın, tanımladığın hastaları tedavi edeceksin ve hasta yakınlarında da test yapacaksın, yeni vakaları tanımlayıp onları da izole edeceksin. Şimdi bu süreçte Türkiye'nin tanı testlerini uygulama sıklığında da bir eksiklik gördük biz. Birçok ülkede, bu işi iyi kontrol eden ülkelerde günlük tanı testi uygulama sayısı 15-20 binlerken Türkiye'de daha yeni test kitlerinin uygulanması günlük 7 bin civarına geldi ki 15 bin, 20 bin, 25 binlerden bahsederken günlük 7 bin rakamına yeni ulaşmış olmamız, her merkezde testlerin yapılmıyor olması, test birikimleri nedeniyle sonuçların 3 günde, 4 günde alınıyor olması sorunlar olarak görülüyor. Sonuçta bir global sağlık sorunuyla karşı karşıyayız. Dünyayı ilgilendiren bir sorun. Bu soruna karşı birleşmemiz gerekiyor. Tüm dünya ülkelerinin birleşmesi gerekiyor. Tüm dünya ülkelerinin aynı stratejilerle, aynı doğrularla yola çıkması gerekiyor. İşimiz kolay değil. Önümüzdeki süreç daha çok çalışmamız gerekecek. Hem hekim tarafı, hem yaşayan o ülkelerde, her bir ülkede yaşayan insanlar tarafı daha çok uğraş vereceğiz. Peki Sayın Uslar, teşekkür ediyorum. Sizi diğer ben bir yayın, ediyorum. Sizi bir diğer bir yayından aldık. Katıldığınızdan tamam. dolayı ve fikirlerinizi bizle paylaştığınızdan dolayı teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Sevgilerimi ederim. İletiyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Kolaylıklar. Yani burada şu evet, buyurun, Sayın Yıldırım. Burada esas olan şu ülke şunu yaptı, bu ülke bunu yaptığından ziyade her ülke kendi çapında bir şeyler yapıyor, gayreti, imkanları ölçüsünde bilim yönüyle, teknoloji yönüyle yapıyor. Gördüğüm kadarıyla Sayın Hoca da Türkiye, zaten onu zikretti. Yani bu anlamda istenilen başladı. Amaç fakat, ilk etapta öyle değildi ama gelinen nokta tabii ki dedi tam olarak dedi beklenilen ve istenilen bir noktada olmamakla beraber dedi. Aynen. Ama dedi sonrasında ona tabii beraber dedi çalışmamız gerekiyor. Beklenti şuydu, yani bir Avrupa ile kıyaslarsanız Amerika ile Avrupa ile teknolojik anlamda, sanayi anlamda her yönüyle daha güçlü. Onların ama da zaten bunun üstesinden noktadan, gelemediğini söyledi. Evet, söylediğini ben de aynısını söylemek istiyorum. Biraz önce dayanışma ruhundan, dayanışma ruhu göstermesi gerekirken Avrupa Birliği'nin esas amacı ortak çıkarlar, efendim insan haklarının noktasında. Ama gözüktü ki bugün bir Macaristan Başbakanı çıkıp diyor ki ben Avrupa Birliği diye bir şey var, içindeyiz ama bir türlü yardım göremedik. Biz en sonunda yine biz gözlemci statüsünde bulunduğumuz Kişineş Özbekistan'dan ve Çin'den yardım aldık diyor. Pardon, ben bir rejiyi uyarayım. Sayın Yıldırım'ın sesi iyi geliyor mu arkadaşlar? Çünkü mikrofonunda sanırım bir problem var. Tamam. Yani peki. Diğer yani bir şunu da ilave edeyim kısaca. Lütfen buyurun. Yani bu işin biraz önce de galiba Nö Hanım'dı, Skype'dan bağlanan. Gönül Hanım. Gönül Hanım da söyledi bu işin ilahi ikaz vesaire falan. Ben ona da inanıyorum. Buna da inanması lazım insana. Herkes farklı inanabilir başka. Ama bu dünya sadece maddeden ibaret değil. Mana yönü var. Bir zahiri yönü var, bir batını yönü. Gözüken, gözükmeyen yönü var. Cenab-ı Allah da Kur'an-ı Kerim'de bütün insanları çeşitli imtihanlarla, musibetlerle denediğini, bunun karşısında kim imtihan edecek, kim gerekli tedbirler alacak, bu noktadan da bir imtihan sürecinde geçtiğimizde insanoğlu bilmesi lazım. Özellikle inananlar için söylüyorum. Bundan bir musibette, bir musibette bir nasihattan hayırlıdır. Bir insana o kadar söylesin ama tesir olmaz. İnşallah bu musibet bu insanların biraz daha beraber ahlaki anlamda, efendim insan hakları anlamında mağdur ve mazlumlara daha fazla sahip çıkarak bunlara paylaşımı daha iyi yayarak
bunlara sahip çıkılması lazım. Yoksa bugün tek kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Belki bu süreçten sonra da daha farklı bir sisteme doğru gidileceği de söyleniyor artık. Evet. Sayın Eğlence'yi bir ekrana alalım. Sayın Eğlence, dünya göç ve sığınmacılar sorununu dünyada ele alırken 20 yıl önce Ruanda'daki soykırımdan sonra bugün ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bugün dünya önemli bir sığınmacı ve mülteci sorunuyla karşı karşıya. 2011 yılında ki Suriye'de sorunlar başladığında 20 milyon olan Suriye nüfusunun bugün 13 milyona düştüğünü görüyoruz. Yani 7 milyon insan Suriye'de yaşanılan olumsuz bir duruma karşı yerinden edinilmiş durumda. Ve bu yerinden edinilmişlikle beraber baktığımızda Suriye çıkışlı, Avrupa hedefli bir göç ve mülteci akınıyla Avrupa tekrar karşı karşıya kaldı. Yaşanılan, bundan birkaç hafta önce yaşanılanlar bir kez daha insanlık dramını ortaya koydu. Evet, şu anda uluslararası çerçevede gündem korona virüsüyle ilgili. Fakat hayat devam ediyor ve şu anda yaşanılanlara baktığımızda Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar Orta Doğu coğrafyasından ve Kuzey Afrika ülkelerinden kaynaklı ve hedefi Avrupa, kıta Avrupası olan sığınmacı ve mülteciler sorununa yönelik gerektiği politikaları oluşturamadılar. Yani diğer bir adlandırmayla uluslararası güçlerin ve kuruluşların bir master planının olmadığını bir kez daha yakın tarih bize gösterdi. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Doğru, yani o konuda çok fazla söylenecek bir şey yok. Avrupa Birliği özellikle, ama dünya çapında şu anda Doğu ülkelerinde yaşanan, Arap ülkelerinde yaşayan, işte Suriye, Irak vesaire, Orta Doğu'da yaşanılan büyük felaketler karşısında gerçekten cevapsız kalmakla beraber tam tersine, ya işte şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Bu Avrupa Birliği'nin ve Almanya gibi ülkelerinin bu mülteci sorununa karşı bu kadar çok baygın bir şekilde kalması, hatta baygın olmaktan ziyade bir de geriye tepme meselesini birazcık da bu ülkelerde yaşadığımız ırkçılıkla da bağdaştırmak gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle 2015 yılında yaşadığımız olaydan sonra şu anda yaşadığımız olaylar doğrudan birbirine bağlı. Ve herkesten şunu duyuyorsunuz, özellikle Hristiyan demokratlar vesaire, o muhafazakar kesimden. Muhafazakar kesim, teşekkür ederim, bir türlü gelmedi. Estağfurullah. Muhafazakar kesimin tarafından şu anda sürekli tekrarlanan bir cümle var. Aman sakın 2015 yılında yaşadıklarımızı yaşamayalım. Şimdi 2015 yılında yaşadıklarımızı göz önünde bulundurursak, yaşadığımız en kötü şey, 2015 yılında yaklaşık 1 milyon insanın Almanya'ya göç etmiş olması, mülteci olarak başvurmuş olması ve bunların ilk başta sığınacak yerlerinin olmamayışı sebebiyle, işte okulların, bazı okul spor salonlarının kapatılması gerektiği gibi ve benzeri şeyler. Yani yerel hükümetler bu soruna cevap bulamadılar çünkü hazırlıksızlardı. Ve ardından akabinde AfD gibi ırkçı bir partinin daha da fazla ortaya çıkmış olması ve çok iyi seçim sonuçları almasından bahsediyoruz. Yani 2015 yılında tekrarlanmasın dediğimiz de eğer
bunu kastediyorsak, yani bir daha böyle hazırlıksız olmayalım, bir daha bu ırkçılığı yenelim ve içimizde ırkçılığa yer açmayalım diyorsak, o zaman evet derim. Ama eğer konu 2015 yılında yaşadıklarımızı yaşamayalım, 1 milyon insan ülkemize gelmesin ya da işte Avrupa Birliği'ne gelmesin diyorsak eğer, o zaman gerçekten ev ödevlerimizi yapmamış oluruz. Gerçekten ırkçı insanlarının bizi boğazlamasına izin vermiş oluruz. Ve dolayısıyla şu anda yaşanılan, yapılan Avrupa Birliği üzerinde yapılan siyaset, ki siyaset de değil, artık alışveriş yapıyoruz. Biliyorsunuz 2015-2016 yılında Türkiye ile yapılan anlaşma resmen bir alışveriş meselesiydi. Ama 2013 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2015. imzalanmış olan geri kabul anlaşmasına herhalde 2015. vurgu yapılıyor. Aynen. 2013 yılında imzalandı, 2015 yılında hayata geçirildi. Evet. Doğru. O tamamen bir alışveriş meselesiydi. Yani Avrupa Birliği orada gerçekten utanç verici bir şekilde bir mülteci siyaseti öne sürdü ve siz aman siz mültecileri sizde bırakın, biz size para verelim, onları siz bizden uzak tutun. Öte yandan şöyle de bir gerçek onu var. Onu da yapmadı, yani, onu da vermedi. Hayır, o doğru değil. Onu da vermedi. O doğru değil. Yeterli vermedi diyelim. Yeterli değil. Şimdi şöyle şuna geleceğim. Alışveriş sözünde bir alan vardır, bir de satan vardır. Satan kişi burada Avrupa Birliği ise, alan kişi de Tayyip Erdoğan ve hükümetidir. İmzaladığı sözleşmede 6 milyar euroya, ki cüzi bir rakam, yani gerçekten bu durumda 6 milyar euroya kim evet, yani çok mantıklı değil. Ama sonuç itibariyle bu hükümet... O da verilmedi, 6 milyon euro da verilmedi. 6 milyar euroya evet dedi ve 3 milyarını 2017'nin sonuna kadar aldı. 3 milyar daha da almak üzere parlamentodan geçti. Ama alınmadı. Şu anki durum, yaşadığımız durum nereden ortaya çıkıyor? Avrupa Birliği bu parayı doğrudan sivil toplum örgütlerine, yani doğrudan mültecilerin sıhhatine, işte eğitimine vesaire gitmesini istedi. Türkiye hükümeti maalesef, biz sivil toplum kuruluşlarını aradan çıkarmak istiyoruz, siz o parayı bize, bizim hesabımıza gönderin diyerek ortalık biraz şey oldu. Yani şunu söylemek istiyorum kısacası. Toparlarsanız evet. Toparlıyorum. Ortada bir Avrupa Birliği'nin mülteci konusundaki yapmış olduğu büyük hatalar var. Öte yandan da para niyetine kendini satın aldıran bir hükümet ve eninde sonunda işin içinde bir tek suçsuz var. Onlar da o mülteciler. Şu anda koronavirüsü ile savaşan sınırında, Yunanistan sınırında yaşamak zorunda kalan insanlar buradaki suçsuz olanlar. Bu kadar. Evet. Sayın Demirel, Sayın Eğlence'nin söylemine yönelik söyleyecekleriniz veya ilave edecekleriniz varsa lütfen buyurunuz. Ama ben size buradan devam etmek üzere şunu da sorarak devam etmenizi istiyorum. 1951 Cenevre Sözleşmesi uluslararası hukuk anlamında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sığınmanın temel hak unsurunu oluşturan sözleşmedir. Yani bu sözleşmenin ikinci bölümünün mülteci hukuku başlığının 12. ve 16. maddesi sığınmacıların kabul edilmesini vurgular ve birlik üyesi ülkelerin hepsinin de buna uyması gerektiği tanımlanır. Fakat gelinen noktada baktığımızda Avrupa Birliği üyesi, yani birlik üyesi ülkeler, Avrupa Birliği ülkelerini bağlayan 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne de aykırı bir politikayla karşı karşıya olduklarını veya uyguladıklarını görüyoruz. Bunu bir nasıl yorumlayacağınızı veya nasıl gördüğünüzü açıklamanızı istiyorum. Bir de Avrupa Birliği uluslararası bir otorite olması ve küresel bir güç olması, aynı zamanda iktisadi, aynı zamanda siyasal bir güç olmasına rağmen bu soruna yönelik neden bir master plan oluşturamadı? 2011-2020
Aradan geçen 9 yıllık bir süreç ve yalnızca Türkiye ile imzalanmış olan 2013 yılında imzalanıp 2015-16 yılında yürürlüğe girmiş olan geri kabul anlaşmasının bir Avrupa Birliği nezdinde bir master plan olmadığı, bugün kapıları açan Türkiye'nin on binlerce insanların tekrar yola çıkarak, ölümü de göze alarak bir Avrupa hayaliyle yola çıktığının en önemli göstergesi. Bunu neye bağlıyorsun? Her şeyden önce... Bir Avrupa parlamenteri olarak size bunu soruyorum. Tabii ki cevaplayacağım sorunuz ama belki ondan önce şunu belki söylemekte yarar olur. Bu olaylar eskalasyon sürecine geçtiği ilk günde, pazartesi günü Yunanistan işte askeri denemeleri sınıra yönlendirdi. Ben şahsen hemen salı günü Yunanistan üzerine hem Yunanistan sınırı hem Türkiye sınırına gittim. Pazar Kule'yi de gördüm, Karpuzlu'yu da gördüm, Yunanistan'ı da gördüm. Ve şunun altını çizmek gerekiyor ki hem Yunanistan tek başına durmuyor burada tabii ki. Avrupa Birliği'nin desteğiyle evet, birlikte. Evet. Yunanistan'ın burada insanlara yönelik yaptığı siyaset tamamen kınanması gerekiyor. Ama Türkiye'nin de yaptığı siyaset tamamen kınanması gerekiyor. Ben orada gerçekten yorgun insanları gördüm. Peki bunu yaşlısını açar mısınız? Gördüm. Evet açacağım. Yunanistan'ın yapmış olduğu hangi uygulama yanlıştı da uluslararası kamuoyu bunu kınaması gerekiyor? Türkiye kapıları açmak dahil olmak kaydıyla hangi yanlışı yaptı da Türkiye'nin uluslararası kamuoyu, Türkiye'yi kınaması gerekiyor? Bakın ben orada somutlaştıralım. Buyurun. Gayet somutlaştıracağım ama her şeyden önce ben orada yorgun insanlar gördüm. Yaşlıları da gördüm, çocukları da gördüm, kadınları da gördüm, hamileleri de gördüm. Yani orada gerçekten yoğun ve yoksulluk içinde yaşayan insanları gördüm sınırda. Edirne Otogar'da hiçbir biçimde herhangi bir sivil toplum kuruluş devleti yardımı olmadan o garın ortasında kamplayan, ateşli, işte gerçekten yaralı insanları da gördüm. Ve hiçbir biçimde devletin bunlara yönelik insani açıdan yardım etmemesini de gördüm. Otobüsle birlikte işte mültecilerin bir oradan şuraya, şuradan şuraya götürüldüğünü gördüm. Bunları gördüm. Ve çıkış noktası ne? Neden bahsediyoruz? Suriye'den bahsediyoruz. Ve hatta işte şunun da altı çiziliyor. Bu da doğru yanı var. Afganistan'dan gelme mültecilerden bahsediliyor. Sınıra yönelik gelen insanlardan. Afganistan'da zaten Afganistan'dan gelen mültecilerin herhangi bir koruması Türkiye içinde yok. Suriyeli mülteciler üzerine Avrupa Birliği ile birlikte bu kirli anlaşma söz konusu. Ve burada o insanları gördüm. Şimdi her şeyden önce neden bahsediyoruz? Faslı Suriye'den bahsediyorsak bir saniye. Faslı insanlarım. Onlar faslı. Da var da. Suriye'den bahsediyorsak mesela neden bahsediyoruz? Evinden yurdundan olmuş insanlardan bahsediyoruz. Neden? Bir savaş olduğundan Sayın bahsediyoruz. Demirel. Araya gideceğim. Lütfen müsaade edin. Aradan sonra sizinle devam edeceğim. Bu konuda dolu olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Evet çünkü ama, gördüm ben. Ama araya gitmem gerekiyor. Tamam. Lütfen müsaade edin araya gideyim. Evet araya gidiyoruz. Aradan sonra Sayın Demirel'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Ara sonrası tekrar karşınızdayız. Stüdyo konuklarım Sayın Özlem Alev Demirel, Avrupa Parlamentosu Sol Parti Milletvekili Sayın Durmuş Yıldırım, Avrupa Türk İslam Birliği Genel Başkanı ve Sayın Gönül Eğlence, Yeşiller Partisi Kuzeyren Vesfalya Eyaleti Essen İl Başkanı. Sayın Yıldırım, sözünüzü kestim. Sayın Demirel, sözünüzü kestim. Özür dilerim. Buyurunuz kaldığınız yerden devam ediniz. Evet şimdi oradaki insanları gördüm. Biraz o durumu biraz sonra açabilirim ama belki tabii, önce şu açın. Soruyu sormak gerekiyor. Bu insanlar neden orada? İster Afgan olsun, ister Suriyeli olsun, ister başka ülkeden olan insanlar olsun. Neden oradalar? Çünkü kendi ülkelerinde savaş var.
Bu savaşın parçası değişik NATO ülkeleri, Rusya ama Türkiye'de. Çünkü son gelinen aşamada ne yaşandı? Yani bu son sınırdaki durum neydi? Türkiye işte uluslararası anlaşmalara aykırı hareket ederek Suriye'de tekrar bir müdahalede bulundu. Başta Kuzey Suriye'de Rojava bölgesine girdi. Ardından İdlib'de bir sıkışmada bulundu. Ve İdlib'de zaten Türk askeri orada bile göz göre göre AKP iktidarı tarafından yaklaşık 30 tane Türk askeri öldü. Ve Türk askerinin ölüm haberi gelmesiyle birlikte Avrupa Birliği'ne yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP iktidarı şu mesajı verdi. Ben sınırları açıyorum şimdi. Beni burada yalnız bırakmayın. Benim Suriye politikamda işte arkamda olun ve Rusya'ya yönelik şunu da yapmak istedi. Ne dedi? İşte dörtlü bir zirve istedi. İşte Fransa, Almanya, Türkiye ve Rusya'nın içinde dair olduğu bir zirveye dayatmak üzere sınırları aştı. Türkiye mi istedi onu? Türkiye bunu ben istedi tabii Avrupa ki. Avrupa istedi, Almanya istedi. Türkiye istedi bunu, istedi. Rusya hayır dedi, Avrupa hiç oralı olmadı. Avrupa ne dedi? Avrupa'nın da cevabı ne oldu AKP iktidarına? Ben de sınırlarımı kaparım dedi. Şimdi her iki tarafı eleştirmek gerekiyor. Her tarafı. Bakın ben burada ayıt etmiyorum Avrupa Birliği iyi yapıyor da Türkiye evet. Şunu yapıyor değil. Her şeyden önce objektif bir savaşın son bulması gerekiyor. Türkiye'nin, Amerika'nın, Rusya'nın, değişik ülkelerin Suriye'de ne işi var? Çıkın. Hepiniz çıkın. Yani bunu söylemek gerekiyor. Olan Suriye halkı ne oluyor oradaki? Suriye'de yaşayan bütün halklar oluyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Almanya, Avrupa Birliği ise Türkiye'ye mi? Bu savaşta bütün müdahil olan taraflara silah satmayı bırakın. Almanya, Türkiye'ye en fazla silah satan ülkelerden birisi. Türkiye bu an şu an uluslararası anlaşmalara aykırı Suriye'de bir savaş sürecinden geçmekte. Yani sorumluluğunuzu üstlenin. Olan ne oluyor? Olan oradaki insanları oluyor. Olan Suriye şu an hem Suriye Türkiye kapısında içinde yani iç Suriye içindeki mültecilik sürecinde olan insanları oluyor. Yunanistan Türkiye kapısında olan mülteci insanları oluyor. Avrupa Birliği'nde Yunanistan'da tıkanmış kalmış kamplardaki insanları oluyor. Yani birçok alanda bunu tartışmak gerekiyor. Bunun altını çizmek gerekiyor birincisi. İkincisi Cenevre Anlaşması insanlara azül hakkı yani mülteci hakkını tanımak gerektiğinin altını veriyor. Kim ki sorunda bir savaştan kaçıyorsa ona insan hakları olarak, uluslararası hak olarak buna bir mülteci hakkı kabul ve süreci açılması gerektiğini içeriyor. Bunu ne yaptı Avrupa Birliği? Bunun önüne geçebilmek için ne dedi? Türkiye ile birlikte masa başına oturdu. Şimdi belki bazılarımız hatırlar. Türkiye'de bir seçim olmuştu. AKP iktidarı iktidarını kaybetmişti. İkinci bir seçim sürecine gitmişti. Ondan sonra işte Avrupa'da ve Türkiye'de başta muhalefet üzerinde paylaşılan bir resim vardı. Neydi? Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte oturduğu bir altın tahta bir görüşmesi vardı. İkinci seçimi AKP iktidarını tekrar kazanabilmek için. Bu anlaşmanın, mülteci anlaşmanın ilk adımlarıydı. Burada tek oradaki yine mültecilerin üzerine bu siyaset yapılmadı. Aynı zamanda Türkiye'deki muhalefet üzerine de siyaset yapıldı. Bu mülteci anlaşması Türkiye'nin demokrasi mücadelesinin bir kara anlaşmasıdır. Ona karşı da bir anlaşmadır. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Bu mülteci anlaşması kabul edilemezdi. Haklı olarak mesela AKP iktidarı ve Türkiye'deki iktidar şunu diyor. Neden biz bu mültecilerle tek başımıza baş etmek zorundayız? Evet doğru dünyanın gerçekten bir sorunu olarak önümüzde durmakta ve tüm dünya buna sahip çıkmak zorunda. Ve göçün bu zorunlu göçün sebeplerini ortadan kaldırmak bir sorumluluğu vardır. Ama neden bu mülteci anlaşması yapıldı? AKP neden bu mülteci anlaşmasına imzasını attı? Neden? İşte 6 milyar için tamam ben alırım bu mültecileri ülkeye de bakarım dedi ama bakmadı. Bu da bir gerçek. Bunun haberlerini de her tarafta okuyabiliyoruz. Suriyeli olarak Türkiye'de yaşayan insanlar işte gerçekten güzel entegre olmuş işte sosyal yaşama sahip olan insanlar değil. Sokakta yaşayan insanlar bunlar. Bazıları işe gidip zaten düşük ücretli işlerde çalıştırıp maaşını bile alamayan insanlar bunlar. Neden bu yapıldı? Bu yapılan siyaset AKP iktidarının siyaseti mültecilere yönelik ağır kötü bir siyasettir ama Türkiye'de yaşayan halk için de Türkiye'nin halkları için de yanlış bir siyasetti. Bu mülteci anlaşmasından vazgeçilmesi gerekiyor. Avrupa Birliği ne yaptı bu mülteci anlaşmasından sonra? Sırtını dayadı dedi. Benim bir mülteci anlaşmam var dedi. Mülteci sorunu benim sorunum değildir. Türkiye'ye zaten götürüyorum, gönderiyorum. Türkiye bunlara bakacak dedi. Ve Avrupa Birliği çerçevesinde bir ortaklaşa mülteci siyaseti ve göç siyaseti
Türkiye'nin altyapısını yaratmadı. Ne yaptı? Yunanistan'ı tek başında bıraktı. Yunanistan'daki adalarda şu an 2-3 bin insanlık bir konsepsiyonu olan kamplarda 19 bin insan yaşıyor şu an. 19 bin insan Moria'daki bir kampta yaşıyor. Küçücük bir adada. Bu hem Yunanistan'ın halkının kaldıramayacağı bir sorun, hem de oradaki insanlar için sorun. Kaldı ki koronadan bahsediyoruz şimdi. Bu ne anlama gelir? Bir düşünmek gerekiyor. O başka bir programda belki tartışılır. Böyle bir şey yapıldı. Yunanistan tek başına bırakıldı bu sorunda. Dış kıtalarda, Avrupa Birliği'nin dış kıtalarında olan ülkeler tek başına bırakıldı bu sorunla birlikte. Almanya, başka ortada olan ülkeler, daha zengin, daha farklı bir altyapısı olan ülkeler sorumluluğu üstlenmedi. Bir tek 2015'te bunu üstlendi, başka zaman yapmadı. Yani işin uzun lafın kısası, burada yapılan siyasetin baştan sonuna kadar kokan bir siyaset. Gerçekten kokan bir siyaset ve bütün içinde pay alan, kendi çıkarında siyaset yapan insanlar oradaki insanlar üzerine kanlı bir siyaset yapmakta. Ve bu kanlı siyaseti yaparken aynı zamanda Avrupa'da yaşayan Avrupa halklarının da insanlığıyla oynamakta. Çünkü orada yaşanan insanlık felaketi bizim de insanlığımızı körelten bir felaket. Biz orada bir dayanışma sürecine geçmezsek başka bir anlamda bizim dayanışmacı ruhumuz da kör olmuş oluyor. Bu da bir farklı bir boyutu bunun. Almanya'nın da bütün ülkelerinde burada siyasetini bir an önce değiştirmesi gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. AKP iktidarı da kendi iktidarı için değil, her şeyden önce yapacağı siyaseti olması gerekiyor. Tam tersine yapacaksa eğer de Türkiye'de yaşayan bütün halklar için yapması gereken bir siyaset vardır. Bunun ilk adımlarından birisi de Suriye'den artık elini çek, dış ülkelerden, komşu ülkelerin hepsinden elini çek, Büyük Osmanlı hayalinden vazgeç. Evet, Sayın Yıldırım, şimdi Sayın Demirel, mülteci sorununda, uluslararası çerçevedeki mülteci sorununda Suriye'de tüm paydaşların yanlış politikalarının bir sonucudur dedi. Hani hem Avrupa Birliği'ni, hem Rusya'yı, hem Amerika'yı, hem de Türkiye'yi bu noktada eleştirdi. Bu konuda söyleyecekleriniz, hem bu konu başlığı çerçevesinde söyleyecekleriniz. Ayrıyeten diğer bir konu başlığımız da Almanya'nın bu mültecileri kabul etme, son gelişmeler çerçevesinde mültecileri kabul etme noktasında çocukları göz önünde bulundurarak hareket edeceğini ifade etti. Yani çocukları kabul edeceğini de bulundu. Bunu neden yapmış olabilir? Mülteciler arasında yalnızca çocukları kabul edeceğini neye istinaden söylemiş olabilir veya neden istemiş olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi de almak istiyorum. Aynı konu başlığında çocukların Almanya'da, Almanya'nın çocukları, mülteciler arasında çocukları kabul etmesi noktasında Sayın Demirel'in ve Sayın Eğlence'nin de fikirlerini alarak programı kapatacağım. Buyurun Sayın. Eyvallah. Şimdi evet, Sayın Demirel'in bir kısmına katılıyorum. Evet, bütün ülkeler orada elini çekmeli. Buna sebep olanlar buraya nasıl geldi? Bu tabii ki çok uzun bir değerlendirme. Bu noktada Avrupa Birliği'nin mülteci politikası biraz insani temellere dayansa da esasında yine kendi Avrupa ülkelerinin ortak çıkarları anlamında da oluşmuş bir stratejileri var. Evet, bu arada göçmen nedir, mülteci nedir, ne zaman başladı, bunların sürecine uzun gidersek çok konu zaman açısında da yetmeli olmayabilir. Çünkü Covid konusunda biraz bayağı zaman almış olduk. Tarih boyunca insanlık göçü var. Göç ekonomik anlamda bir insanların bir yerlere veya kültürel anlamda gitmeleri ve o ülke tarafından kabul görür görmez o oradaki ortama bağlı. Ama mülteci ise öyle değil. Gerek Cenevre anlaşmasında burada var, işte bütün anlaşmalarında 33. maddeden de hiçbir taraf devlet bir mülteciyi ırkı, dini, tabiatı, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında olacak ülkelerin, savaş gibi bu konularda kesinlikle bu insanlar bir yere mülteci olarak sığındıklarında o ülkeler kesinlikle reddedemiyor ve iade de etmeyecekler. Etmemelidirler. Cenevre Anlaşması da böyle. Avrupa değerleri ve müktesebatı da bu şekilde. Şimdi böyle bir mülteci konusu var. Bu noktada Avrupa Birliği aynı şekilde hazırlıksız olduğunu görüyoruz.
Yani her zaman bizim sınırlarımıza gelmesin, biz orada önleyelim gibi yıllardır Türkiye bu işle uğraşıyordu. 4 milyon civarında, 3 milyon 600 illegal yönde 4 milyon civarında. Ha neden Türkiye? Türkiye sınır, komşu bir ülke, en çok etkilenen ve en çok uzun sınırı olan bir şey. Ha oraya noktası nasıl gelindi o ayrı bir konu ama 9 yıldır bir vaka ki Suriye'de bir insanlık dramı, trajedisi yaşanıyor. Bunu bütün dünya görüyor. Peki şu ana kadar ne yapıyor? Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ne yapıyor? NATO ne yapıyor? Veya dünya milletleri ne yapıyor? Ne yaptı? Şu anda geçtiğimiz 20 yıl, 25 yıl öncesinde Balkanlar'da biliyorsunuz bir savaş yaşandı. Bosna, Sırbistan Savaşı. Oradan da 6-7 bir süreç sürdü. En sonunda bir dakikada kestiler. Ama şu anda bir orta böyle bir girişim yok. Ne NATO tarafından, ne Birleşmiş Milletler tarafından. Avrupa'da şu ana kadar bize dokunmadığı müddetçe önemli değil gibi bir strateji izlemiş oldu. Tabii 1950 yılından itibaren, 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren Avrupa böyle bir sürece gitti. 1950'de göçmen yasası, Cenevre anlaşmasılar yaparak, 2. Dünya Savaşı'nda önceki durumları da göz önüne alarak dünyadaki gelişmelere göre böyle bir müktesebat hazırlamış. Evet göçmenler 50'de yılından dolayı, sanayileşmeden dolayı Avrupa ile ülkelerine iş gücü olarak geldi göçmenler. Ama son yıllarda 2001 yılından itibaren veya 11 Eylül'den sonra işte dünyadaki işgaller ve savaşlardan sonra Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de olan olaylardan dolayı mülteci akınıyla artık karşı karşıya geldi. Düzensiz göç, düzensiz mültecilerle Avrupa Birliği karşı karşıya geldi. Ama bu noktada hazırlıksız olarak yakalandığını görüyoruz. Peyderpey, evet belli bir kısmı 2011 civarında veya 15 civarında o bir göçmenin geldiğinde Avrupa, Almanya 1 milyona yakın bildiğim kadar 900 küsür aldı. Evet ama nasıl aldı? Seçme aldı, eğitimlilerini aldı, kendi iş gücüne göre değerlendirmek içinden nüfusunun üremeyen, çoğalmayan nüfus açısından da değerlendirerek böyle bir eğitimli kesimlerini aldı. E peki diğerleri ne olacak? Onlar sizden kalsın. Ve son bu İdlib olayında, diğer olaylarda, çünkü orada bir savaş var. İşte rejim güçleri tarafından veya diğer güçler tarafından orada masum insanlara, savunmasız insanlara karşı büyük bir bombardıman var. Bu insanlar canını kurtarmak için her şeyden vazgeçmiş. İşte bugün de yaşadığımız insan için en hayati olan insanın hayatıdır, canıdır. Herkes için değerlidir. Bu insanlar hayatı pahasına zaten kaybedecek bir şeylere kalmamış. En doğal olarak Avrupa ülkelerine doğru, yani refah düzeyi artmış, daha müreffeh bir hayat, daha iyi bir yaşam için bu Avrupa ülkelerine doğru yöneliyorlar. İlk öncelikle tabii Türkiye'de gelmiş oldular. Türkiye başında beri insani açıdan değerlendirerek komşuluk görevi olarak kendi ülkesinin kapısını açmış oldu. Ha şunu da söyleyeyim. Esasen Türkiye başından beri ben Türkiye'nin politikasını haklı görüyorum. Sonradan politikasını. Neden? Çünkü Türkiye başından beri şöyle bir şey tez savundu. Fikir ortaya, politika üretmeye çalıştı ama kabul görmedi. Oradan bir güvenlik, Zihayet gibi dediği güvenli bölge oluşturalım, karşı çıkıldı. Efendim tampon bölge oluşturalım, karşı çıkıldı. Ama bugün yeni artık Avrupa, Sayın Merkel de kabul etti. Evet orada bir tampon bölge, İdlib'de, Suriye içerisinde bu mülteci göçler korumalı. Ama Sayın Merkel'in bunu kabul etmesi doğru olduğu anlamına gelmez. Bunun da altını çizmek gerekiyor yani. Ne anlamına gelir o zaman? Mutlaka gelir. Niye gelmesin? Niye? Başında beni kabul etmediler. Sayın Merkel'in sonra söylediği her şey değil ama Allah vergisi mi bize? Değil ama neticede bir politikacı başbakan Avrupa'nın öncü ülkelerinin yani bir lideri. Yani savaş bölgesinde savaş bir hala savaşın sürdüğü bir bölgeye insanları geri götürmek doğru siyaset diyorsanız bu hayır, da bir yanılgı. Hayır onu demiyorum. Güvenli bölge oluşturarak. Eğer varsa bölge her şeyden önce bütün askerler bir geri çekilsin. Bir barış demokrasi söylüyoruz. Süreci başlatılsın. Evet. Bütün Suriye'de müdahil olan güçler bu masa başına oturabilsin. Ne mesela mi? İşte bu özerk sistem, Suriye demokratik güçleri de masa başına otursun. Mesela burada da AKP iktidarının bir cevabı vardı. Onlar masa başına oturamaz diye mesela Kuzey Suriye'ye girdi. Hepsi başına otursun. Orada kendi Suriye'nin demokratik çizgisini çizsin. Ondan sözümü sonra farklı bir şey olur. Sözümü kesmezsen. Yani işinize geldi mi? Merkel doğru diyor. İşinize anda, geldi mi? Yanlış hayır, diyor. Hayır, i̇şinize hayır, geldi hayır, mi? Parayı veriyor. İşinize gelmedi mi? Parayı hayır vermiyor. Ama eğer başından beri bu tez, bu politika uygulanmış olsaydı bu kadar insan ölmezdi. Bu kadar insan kaybedildi orada. Milyonlarca insan suçsuz yere masum insanlar öldürüldü. Niye önceden bu iş yapılamaz mıydı? Yapılırdı. İstenirse yapılır mı? Yapılabilir. Bunu Amerika'da yapar, Rusya'da, Birleşmiş Devletler, NATO'da güvenli bir bölge oluştururlardı ama oluşturmadılar.
Herkes baktı. Herkes birileri üzerinde taşeron, efendim benim terörüm iyidir, benim efendim diğeri iyidir şekliyle orada herkes bir kavganın içerisinde, üstü adı konulmamış bir savaş orada devam ediyor. Kim bundan en çok etkilenen? Elbette ki yöre halkı, oradaki insanlar. İki, en çok sınır olan Türkiye etkileniyor. Ve buna rağmen insani gereçleri Türkiye açmış ve kendi durumuna, ekonomik gücü yeterli olmamasına rağmen 50 milyar dolar civarında para harcamış. Harcadığını söylüyor. Peki biraz önce siz de söylediniz, katılıyorum ona. Bu sadece Türkiye'nin mi sorunu? Uluslararası bir sorun. Bütün dünyanın sorunu. Öyleyse bütün dünya yardım etmek zorunda. Türkiye'de bunu defalarca gündeme getirdi. Avrupa'da getirdi. Bütün ülkelere getirdi. Pek kıymet bulmadı. En sonunda o bir olaydan, bir baskından, Afrin olayı olabilir. 2016'da, 15 civarında. Yine bu mülteci göçü sürecinde bir mutabakat sağlandı. 6 milyar civarında Türkiye'ye bir yardım yapılacağı. Bunun karşılığında da işte Türkiye'nin kapıları, sınırları tutacağı ve geri kabul anlaşması vesaire şartlar getirildi. Ama Avrupa Birliği maalesef o süreçte o sözünü de tutmadı. İşte burada şu ana kadar Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ne yardım verdiği, 42 bin sığınmacısı bulunan Yunanistan'a 2015 yılında Atina'ya 2.23 milyar para yardım ediyor ve 700 milyon da para yardım edeceğini ilave söylüyor. Türkiye'ye mutabakata 2016'da imzalanan mutabakat gereği 6 milyar söz vermesine rağmen 3.2 milyar euro serbest bırakıyor. Diğerlerini de halen vermedi. Evet, biraz önce sizin söylediğiniz gibi bunu hükümete, devlete değil de sivil toplum kuruluşlarına verelim falan vesaire. Zaten sivil toplum kuruluşları oraya yardım götürüyor. Biz bilene Avrupa Türkistan Birliği olarak bizim de bir Hilal Yardım organizasyonumuz var. Onunla hem Afrin'e, bizzat kendimle gittim o bölgeye. Afrin'e gittim geçen sene 2018'de. O bölgedeydik ve mülteci o çadırlara, kamplara yardımlarda bulunduk. Gıda kolileri, sular vesaire. Bu senede arkadaşlarımız İdlib'e içeri kadar girerek o AFAD ve Kızılay'la birlikte oraya bizim gücümüz nispetinde 80 tane çadır gerçekten yağmura korunaklı bir şekilde içinde yatağı, battaniyesi, yastığı, her şeyi, sobası olan böyle çadırlar inşa etti gücümüz nispetinde. Bunu zaten sivil toplum kuruluşları gücü nispetinde yapıyor. Buraya en çok AFAD, devletin kuruluşu ve Kızılay yardım ediyor. Öyleyse Kızılay ve AFAD kanalıyla bu yardımlar götürülebilir. İstenirse bunun yolunu bulur Avrupa Birliği. Avrupa bulur. Ha, en azı kendi kuruluşlar, yardım kuruluşları aracılığıyla o bölgelere gidip bunları sağlayabilirler. Orada çadır kurma yönünden Avrupa yapamaz mı kendi yardım kuruluşlarıyla? Maalesef bunlar da yerine getirilmedi. Türkiye bu noktada üzerine düşen görevi gerçekten anlamda yapmıştır mülteci noktasında. Ben diğer iç siyasetlere falan karışmıyorum. Ha, başından yaparsa, başında biraz önce de söyledim dışarıda. Yani Türkiye'nin evet oraya Arap Baharı adı altında bütün işte Mısır'dır, efendim diğer yerlere getirme adında, Suriye'de böyle demokrasi adına böyle bir teşebbüs edildi. Türkiye'nin üzerine kaldı. İlk başından bu noktada uzak durmalıydı. Ama netice itibariyle en çok zararı Türkiye görüyor. Bu Türkiye'nin meselesi değil. Türkiye Avrupa Birliği, Avrupa ile Asya arasında bir köprü vazifesi görüyor. Öyleyse Avrupa ile bu işi, mülteci sorununda beraber çözebilirler. Türkiye ile Avrupa'nın ortak çıkarları var, evet. Ortak sorunları da var. Bunları beraber çözülmesi lazım. Ama Avrupa Birliği maalesef kendi değerlerine sahip çıkmayarak mültecileri işte görüyorsunuz. Bugün Yunanistan'ın yaptığını Türkiye yapmış olsa dünya ayağa kalkardı. Oradaki polislerin gittiğinizi söylüyorsunuz sınıra Yunanistan tarafından. İşte polislere... Herkesini de eleştirdi evet. Zaten. Ama özellikle Yunanistan uygulama tarafındaki o insanlık dışı yaşamı, 19 bin o kadar küçük ortamlarda, çadırlarda insanların yaşadığını görüyoruz, seyrediyoruz. Evet, seyrediyoruz toparlarsanız... Ve bunun arkasında koskoca Avrupa Birliği öyleyse buna sahip çıkmalıydı. Diğer bir soru da yalnız niye biraz çocukları almak istiyorlar? Evet, birkaç cümleyle alayım onu. İki cümle de onu söyleyeyim. Şimdi dedik ya başta nüfus Almanya'nın fazla yaşlı olduğu için fazla nüfus noktasında da gelişmediği açısından. Ha, insani açıdan çocuklar masumdur vesaire bu tez düşünülebilir ama buradaki asıl amacın çocukların daha çok eğitilip asimilasyona daha rahat tabir tutulacağı noktasında hareket ettikleri düşüncesinde bu çocukları da yetiştirilerek hem nüfus hem de kendi topluma kazandırma açısından faydalıdır diye düşünüyorlar. Ama dediğim gibi Türkiye bu noktadan gerçekten üzerine düşeni yapmıştır. Evet. Avrupa Birliği maalesef bu noktada
üzerinde düşen görevleri yapmamıştır. Sadece Avrupa mı? Değil. Şu anda katılıyorum. Rusya'nın ne işi var? Amerika'nın ne işi var? İran'ın ne işi var? Türkiye'nin de ne işi var? Girmemeli. Ve bir an önce temennimiz oradaki bu trajik insani boyutun bir an önce son bulmasıdır. Eğer Avrupa Birliği ve Avrupa ülkeleri, Batı ülkeleri orayı karıştırmasalardı bu insanlar buraya gelmezdi, bu iltica insanlar gelmezdi. Eğer gelmesini istemiyorlarsa bir an önce orada... Aktörlerin oradan çıkması gerekiyor. Bir an önce orada istikrarın sağlanması, güven ortamının sağlanması ve savaşın durdurulmasıdır. Evet. Bu noktada gayret edilmelidir. Sayın Eğlence... Ya evet, evet. Nereden başlasak? Buyurunuz. Bilmiyorum Sayın Yıldırım'ın komplo teorilerinin hangi birine cevap versem diye düşünüyorum ama belki de cevap vermemek daha mantıklı. Şöyle şeyler söyleyeyim. Kendi düşüncenizi söyleyiniz Gönül Hanım. Aynen doğru. En mantıklısı galiba öyle. 2015 yılında alınan grupları, ama şunu söylemek istiyorum. Alınan grupların sadece işte eğitimli olduğundan falan bahsettiniz. İşte sadece genç nüfus, sadece eğitimli olanlar yerleri bırakıldığını falan. Bu bilgileri nereden alıyorsunuz bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla sınırda kim vardı? Kendi açıklamalar. Aralındı ve çoğu bunların çoğu da tabii ki genç erkekler oluyor. Bunun şeyle bir alakası var. Eğer bir aile içerisinde zorunlu bir mülteci durumu söz konusuysa aileler genelde genç erkekleri yola gönderirler. Çünkü en başarılı olma olasılığı olan kişiler bunlardır. Dolayısıyla en çok bunlar giderler. Öte yandan şöyle de, gerçi siz de söylediniz, 3.2 milyar euro Türkiye'ye ödendi. 4.7 milyar, Sayın Demirel benden daha iyi bilir, Avrupa Birliği Parlamentosu üyesi. Bildiğim kadarıyla 4.5 milyar civarında şey var, sözleşmeler var bazı sivil toplum kuruluşlarıyla, hani oralara gidilecek ve en sonunda zaten şu anki Yunanistan'da yaşadığımız sorun şöyle gelişiyor. Sayın Çavuşoğlu'nun işte sivil toplum kuruluşları üzerinden değil de direkt devlet üzerinden bu parayı biz talep ediyoruz deyip de ondan sonra mültecileri sınırlara taşımış olduklarını bugün gazetede okuduk. Almanya'nın istihbaratının vermiş olduğu bilgilere göre, bugün öyle yazıyordu gazetelerde en azından, mültecileri sınırlara zorla otobüsle taşıyıp ve orada sınırda kışkırtıcı davranışlar üzerine işte ortalığı birazcık karıştırmak gibi bir durum söz konusuymuş diye okuduk bugün. Henüz doğrulanmış bilgi değil bunlar. Komplo teorisi ise ben de birazcık okuduklarım. Biraz falan. Yunanistan sınırına doğru tabii, bir bakın. Yunanistan'da teyidi, neler oluyor? Biraz önce ifade ettikleriniz teyide muhtaç bilgiler tabii ki. Evet, dedim mi? Bugün gazetede okuduk. Henüz istihbarat, Alman istihbaratı bunu doğrulamış ya da yanlışlamış, tabii. Yalanlamış değil. Evet, evet buyurunuz. Evet. Sonra Almanya'nın bu mültecilerin kabulü noktasında yalnızca çocukları kabul etmesine yönelik açıklamasını neye bağlıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Avrupa Birliği içerisinde benim bildiğim kadarıyla özellikle çocuklar ve korumaya muhtaç olan kişilerin alınmasına dair bir anlaşmaya varılmış. Bildiğim kadarıyla aynı şey Almanya için de geçerli. Siz benden farklı bilgilere mi sahipsiniz bilmiyorum ama özellikle çocuklar tehlikede olduğu için. Ha şimdi bunu doğru ya da yanlış bulabilirsiniz. Buna ama teori yani bana kalırsa elbette ki yanlış. Sonuç itibariyle kim korumaya muhtaçsa onları almak gerekiyor. Yeşiller Partisi Federal Parlamento Partisi'nde öyle bir başvuruda bulunmuştuk ve demiştik ki 5000 kişiyi kim muhtaçsa onları alalım ama maalesef Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar bu talebi reddettiler ve sonunda geldiğimiz noktaya geldik. Eninde sonunda şey sorusunu sorabilirsiniz, neden sadece çocuklar diye bilirsiniz ama öte yandan şöyle bir gerçek var, özellikle şu anda çocuklar o kamplarda, tehlikelerde ve en azından ilk adımda o çocukları kurtarabilirsek bir sonraki adımları hani eleştirmeyelim demiyorum, eleştirelim,
ki rakamlar da zaten yeterli değil. Ama bundan sonraki adımları, yani bu adımı eleştirip de tamamını ortadan kaldırmak gibi bir, yani tamam, evet, bütün çözümü ortadan kaldırmak gibi bir amacımız olamayacağına göre, şu an için evet çocuklar olsun, ondan sonraki adımlarda da kimin korumaya ihtiyacı varsa onları... Şunu ifade edeyim Gönül Hanım'a, bugün mülteci noktasında şu anda almıyor, sınırlarını kapattı, gelmiyor, sadece çocuklar gelsin vesaire. Peki bu arada Türkiye'den kaçmış, göçmüş, gelmiş 15 Temmuz darbesinden sonra FETÖ'cüleri bir hafta içinde, 3-5 gün içerisinde, bugün Avrupa'da o kadar çok. Bunları ne çabuk hemen Türkiye'ye gelenleri, bu FETÖ'cüleri, başta Yunanistan olmak üzere, Almanya olmak üzere, bunların hepsini mülteci olarak kabul etti. O niye bu insanlara sahip çıkmıyor da onları? Niye yani bunlar Türkiye'ye karşı ileride kullanmak için mi? Ne anlamda bunları kabul ediyor da? Onlar insan da. Bunlar insan değil mi? Onlar kaldı ki savaşta değil, Türkiye'nin yasalarına ve hukukuna karşı çıktıkları için bu şeye maruz kalmışlardır. Çok mülteci konumuna da girmiyorlar esasen. Mülteci konumuna giren, savaş altında olan şu andaki insani krizin yaşandığı Suriye'deki insanlar mülteci konusundalar. O konumdalar. Ya. Buradan ayırdığım yapılmamalı. Çocuktur, kadındır vesaire. Bütün insani merkezli bakılmalı. Biz insani merkezli bakıyoruz. Yaratılanı severip yaratandan ötürü buyuruluyor. Sayın Yıldırım. Biz bu açıdan bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Eğlence, son sayın, şu bir cümle daha söyleyeyim. Avrupa'da aslında örtüşüyor bizim fikirlerimiz. Avrupa'da bütün olaylara insani notada baktığını söylüyor. Evet. Ama uygulamada bunu göremiyorsunuz. Sayın Eğlence, bu yok. Sayın Eğlence, yayınımın sonuna geldim. Evet. Birkaç cümleyle alıp Sayın Demirel'e söz verip programı kapatacağım. Lütfen. Çok kısa. Sayın Yıldırım, Gülenci, bana Gülencisin diyor bir şekilde. Hayır, kesinlikle. Ben sadece bir şey söyledim. Kıyas noktasında. Fethullah Gülencilerin burada mülteci olarak kabul edilmesini iyi görmedim. Hiçbir zamanda görmeyeceğim. Sizin aldığınız, verdiğiniz bilgilere de ben sahip değilim. Öyle bir şey olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Bence bu da sizin komplo teorilerinize. O yüzden bence Sayın Demirel'e verelim kalanlarımızdaki. Evet. Sayın Eğlence, sizi yayından alıyorum. Katıldığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Hoşça kalın. Sevgilerimi iletiyorum. Bizimkilerini hep komplo teorisi olarak gösteriyor. Birkaç cümleyle mülteci dediniz. Evet. Mülteci ülkesinde siyasi baskı görüp burada kabul edilmesi gereken insanlardır. İkincisi Cenevre İnsan Hakları Anlaşması'dır. Cenevre Sözleşmesi'dir. Ama Cenevre ülkesinde savaş durumundan burada dolayı kaçmak durumunda olan bütün insanların bir koruma altı alınabilmesi gerekir. Yani iki şeyden, değişik olaylardan bahsediyoruz. Ama burada neden bir çocuklar maddesine, dediniz? Müsaade edin, ikinci maddesinden ne diyor? Bak kısa, çok kısa. Ya, ne diyor ki? Her mültecinin bulunduğu ülkeye karşı özellikle yasalara, yönetmeliklere ve kamu düzeni için alınan önlemlere uymayı öngören yükümlülükleri vardır. Buna eğer uymazsa o mülteci konumuna girmiyor. Ya, bunlar yasalara, kanunlara uymamış ve devlete başkaldırmış, darbeye kalkışmış. Bakın şimdi hani FETÖ tartışmasına girmek benim haddime değil. Sonuçta hayır, ben Gezi eylemleri sürecinde farklı birlikleri de gördüm. Arkadaşlıkları, dostlukları, ayrılmaları da gördüm. Yani şimdi mesele o değil ama kim ki siyasi baskı görüyorsa onu, siyasi baskıya karşıyım ben ve demokratik hakların herkese tanınmasından yanayım. İfade vardır, doğru. Bunun altını çizeyim de. Siz neden çocuklar dediniz? Belki biraz şunun altını çizmek gerekiyor. Evet, biraz mehrem olarak diyebiliriz sanırsam Türkçe'de. Yani tabii ki Avrupa halklarında da mahrem. Yunanistan Türkiye sınırında var olan görüntüler tepki de oluşturdu. Yani Avrupa halklarında evet hurra böyle davranın insanlara diyen İnsanlar çoğunlukta değil. Daha fazla insan haklarından yana, dostluktan, kardeşlikten, demokrasiden yana insanlar daha fazla. Ve İnşallah. Bunlar bir tepki gösterdi. Ve bunlara biraz hani sesini biraz daha belki kısabilmek için, biraz daha hani Avrupa Birliği'nin insani yönünün altını çizebilmek için çocukları kabul ediyoruz diye bir açıklamada bulundu Avrupa Birliği ülkeler başkanları. Ama bugüne kadar çocukları da almadılar. Ne Yunan adalarından ne başka yerlerden. Bu da bambaşka bir tartışma ama belki biraz budur sebep. Ama
Şunu tabii şunu katılıyorum yani Avrupa Birliği biz kesinlikle bütün hepsini ırkçı, efendim yabancı düşmanı veya şu bu vesaire görmüyor. Mülteci düşmanı görmüyoruz. Evet, muhafazakar kesimi sağ duyulan insanların da yoğunlukta olduğunu insan görüyoruz. Haklarından yana, hiçbir zaman şunu yapmayız. Yana. Çok mesela, fazla bakın tamam, benim belki, karşı olduğum belki bir cümleyi söyleyeyim. Bir cümle söyleyeyim. Ben bir cümle. De söyleyeyim. Bunu söyleyeyim buyurun, ondan sonra buyurun. Size veriyorum sözü. Bakın cümle, şunu unutmayın. Tek cümlesi. Unutmayın. Tek... Burada Naziler sokağa çıktığında ben çok yürüyüşe katıldım. Yürüyüşe katılanın %80'i %70'i sarışındı, mavi gözlüydü, Almandı, yerliydi. Çünkü insan hakları ve demokrasiden yana evet. çıkan insanlardı. Doğru. Yani siyah beyaz demeye gerek yok. İnsanların gerçekten kesinlikle. Demokratiden yana çıkan insanlar tarafından daha fazla insanların kardeşlik, insanlık, dostluk bu tarz duygular gerçekten ön plana i̇şte. Çıkar ve bunlar daha fazla güçlendirilir. Diğer kesimler daha fazla kendi çıkarında siyaset yapar. Bazen kendi iktidarı için yapar, kendi cebi için yapar. Bu da iyi olmuyor. Biz her zaman şuna genelleştirmeye karşıyız. Hiçbir zaman genelleştirme yapmıyoruz. Tamamen insana böyledir, böyledir. İki uçta yani ifrat tefrit diyoruz bu arada. Orta yolda her türlü insan evet. vardır. Ama bizim sizin bahsettiğiniz barışı, diyaloğu, kardeşliği, dayanışmayı savunan insanların sayısını çoğaltmak, onlara hitap etmek, onları harekete geçirmek ve onu kalip, iyiliği hakim kılmak lazım. Tamamladık. Ve tamamladık. Teşekkür ediyorum. Tamamladık. Evet, programımızın sonuna geldik. Stüdyo konuklarım Sayın Özlem Alev Demirel ve Sayın Durmuş Yıldırım ve Sayın Gönül Eğlence'ydi. Biz Korona-19 virüsü bağlamında başlayıp mülteci sorunu ve bu sorunun çözümüne yönelik uluslararası kuruluşların ve uluslararası çerçevenin neler yapması gerektiğini konuştuk. Ben her iki stüdyo konuma ve Sayın Gönül Eğlence Skype ile bağlandı. Sayın Eğlence'ye de teşekkür ediyorum. Bir başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.